Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ağustos ayı favorilerimden bahsedeceğim. Ağustos kesinlikle benim en sevdiğim ay. Doğum günüm, evlilik yıl dönümümüz, bunun gibi böyle birçok özel günü içeren bir ay. Zaten yazı çok seviyorum. Dolayısıyla Ağustos benim en favori ayım. Bu favori ayımda da birçok favori ürünüm var. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Bahsedeceğim ilk ürün bir saç ürünü. Ben zaten saç ürünü konusunda çok yeni şeyler denemeye açık bir insanım. Çünkü saçlarım zor şekillenen, işte dökülen, böyle kabaran bir yapıda olduğu için. O yüzden böyle yeni önerileri çok açık oluyorum saç konusunda. Bu Elsev mucizevi yağ saç güzelleştirici krem diye geçen krem. Hatırlarsanız Elsev ilk bunu yağ formunda çıkardı. İçinde 6 değerli çiçek özü yağı olduğunu söyleyen bir saç güzelleştirici krem şeklinde geçiyor. Bu benim saçıma çok iyi geldi. Bir kere yağ değil krem formatında olduğu için biraz daha böyle şekillendirici bir görevde üstlendi. Benim saçlarım gerçekten kabarık. Hani böyle bir de direkt duştan çıkıp böyle kurutuyorsam vaktim yoksa böyle oluyorum. O yüzden bu bayağı sakinleştiriyor saçımı. Bunu ıslakken uyguluyorum saçımı. Bir de kuruttuktan sonra böyle bir fırçayla kurutuyorum saçımı. Tekrar bir uçlarını uyguluyorum. Gerçekten bundan çok memnun kaldım. Tatile bile tek bir saç ürünü götürdüm. O da buydu. Eğer saçlarınız böyle kabarıyorsa bu cidden sakinleştirici bir ürün. Eğer saçlarınız yağlıya dönükse emin değilim. Bir deneme boyunu vesaire bulabilirseniz ya da bir arkadaşınızla deneyip almanızı öneririm. O kuru saçları tavsiyem. Bunu koşarak alın bence. Diğer bir bahsedeceğim ürün ise Bioderma'nın Photoderm Max 50 Plus isimli güneş koruyucu kremi. Bu renkli olan versiyonu. Benimkinin rengi light, bir de bunun golden var. Ben bunu doktorumun önerisiyle aldım. Bahsetmiştim zaten başka bir videoda da. Hani o çok renkli taraftar değildi ama yani illa böyle bir kapatıcı ürün kullanacaksan yüzüne en azından bunun renklisini kullan diye bunu önerdi. Ama bunun kapatıcılığı kesinlikle varla yok arası. Yani böyle işte lekelerim kapansın, kızarıklığım kapansın gibi bir endişedeyseniz bence bunu değil, bunun renksiz versiyonunu alın. Çünkü bunun kapatıcılığı gerçekten kapatıcılık gibi değil. Sadece yüze böyle bir canlılık veriyor. Yani genel bir renk eşitliği ve böyle hafif bir parlaklık istiyorsanız bu çok uygun bir ürün. Ama özel bir yeri kapatmak istiyorsanız, ki bu benim böyle lekelerim için geçerli, bu çok uygun bir ürün değil. Yani bunun üzerine bir de BB krem uygulamak gerekiyor. Ben bunu neden çok sevdim? Çünkü Ağustos ayında her gün kullandım. Rahatsız edici bir kokusu yok. İçinde parfüm olmamasına rağmen. Dediğim gibi hafif bir parlaklık veriyor cildinize. Ekstra bir sivilcelenme sorunu yapmadı. Hani benim hali hazırda devam eden bir sivilcelenme sorunum var. Ama onu daha da kötüye götürmedi bu ürün. Böyle sıvı ama sürdüğünüzde hani biraz böyle kıvamı artan bir ürün. Eğer dediğim gibi renkli bir güneş koruyucu arayışı içindeyseniz bence bunu mutlaka deneyin. Ben oldukça memnun kaldım. Diğer bir favorim ise bana eşimin hediyesi olan, bu da bir sebep olabilir, Jo Malone'un Peonian Blush Sweat isimli parfümü. Benim en son parfümüm biteli 3-4 ay kadar bir süre oldu. Böyle işte vücut spreyleriyle idare ediyordum. Çünkü gerçekten bir parfüme karar verip artık hep onu kullanmak istiyordum. Çünkü şimdiye kadar sürekli parfüm değiştirdim ve bu benim kokum diyebileceğim bir koku yoktu. Böyle bir arayıştaydım ve bu arayışıma da bu parfümü bulduğumda bir son verdim. Ama ben alamadan bana hediye olarak geldi. Bunu nasıl tarif edebilirim? Bir kere benim çok sevdiğim bir özelliği var bunun. Böyle insan gibi kokuyor. Yani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama hiçbir şey çok baskın değil bu kokuda. Yani biliyorsunuz ben şekerli kokuları seviyorum ama şekerli kokuları ben vücut kremlerinde ya da böyle vücut spreylerinde seviyorum. Ama benim parfümüm, hani benim kokum diyebileceğim bir kokuda hiçbir şeyin çok baskın olmasını istemiyorum ki hani birisi onu kokladığında gerçekten sizi hatırlatsın. O yüzden öyle kokuları seviyorum. Bu da bence öyle bir koku. Bununla Replica'nın Lazy Sunday Morning arasında kalmıştım ama bu kazanmıştı. Gerçekten bunu daha çok beğenmiştim. Böyle pudralı bir koku diyebiliriz bunu. Çok yumuşak, çiçek, pudra, zaten peony, şakayık var içinde. Ki şakayık kokusu gerçekten çok güzel bir kokudur. Eğer böyle hani imza koku arıyorsanız mutlaka buna da bakın. Böyle yumuşak, çiçeksi kokuları seviyorsanız bu benim kesinlikle Ağustos ayında bırakın favori parfümü, favori ürünüm oldu. Çok seviyorum kendisini. Son kozmetik ürününe devam ediyorum. Bu Kiko'nun Double Touch'larından 104 numaralı mat ruju. Benim mat rujla tanışmam bununla olmuştur. Yani bu renk, bu ruj bizzat kendisi benim mat rujla tanışma sebebimdir. Geçen sene henüz daha Kiko Türkiye'de açılmamıştı. Biz arkadaşlarla İtalya'ya gitmiştik. Elçin'le biz böyle Kiko'yu resmen talan ettik. Yani her bir renk, her bir ürün, hepsini böyle mercek altına aldık. Hatta böyle bir yarım saat sonra erkekler şu ojenin rengi ne güzelmiş ya filan kıvamına gelmişti. Yani o kadar çok beklettik ki onları. Oradaki bu bilimsel 1-2 saatimiz sonucunda bir sürü şey olarak çıktık. Bunu Elçin denemişti ama almamıştı. İşte gittik, yemek yedik, bir şeyler içtik, dolaştık. Bir baktık bütün gün dudağında. İçinde çok hafif pembelik olan bir nude.
Hani rengi zaten çok güzel ama kalıcılığı gerçekten çok güzeldi. Ve o zaman böyle likit matruş kavramı gelmemişti. Biz bu neymiş ya falan deyip böyle koşarak gidip almıştık bu rengini ikimiz de. Ben bundan sonra iki rengini daha aldım ama hala bu renk favorim. Neden bu ay favorilerime koyuyorum? Çünkü bu ay bunu tekrar hatırladım. Ve neredeyse bitirecek kadar çok kullandım. Yani her gün bunu kullandım. Çünkü sadece böyle bir hani maskara sürdüğünüzde de çok güzel oluyor. Gerçekten böyle yoğun bir gece makyajı yaptığınızda çok güzel oluyor. Benim hani ten rengime, sarı alt tonluyum ben biraz, çok iyi gittiğini düşünüyorum. Ve bununla ilgili son olarak söyleyeceğim, bu asla böyle işte bildiğimiz likit matrujlar gibi dudağı böyle kas katı yapıp kurutmuyor ya da böyle soyularak dökülmüyor. Çok yumuşak. İlk sürdüğünüzde biraz bir böyle bir hareket zorluğu, bir kuruluk hissediyorsunuz ama sonra gün içinde gerçekten yokmuş gibi hissediyorsunuz. 10 saat kalıcı yazıyor üzerinde. Tabii ki 10 saat kalıcı değil ama bence eğer yemezseniz ve içmezseniz kesinlikle 4-5 saat kalıyor. Dediğim gibi bu benim en çok kullandığım ruj oldu bu ay. O yüzden bunu dahil etmek istedim. Kozmetik ürünlerini bir kenara bırakıyoruz. Şimdi size bir kitap önerisinde bulunayım. Geçtiğimiz ay sizlere bir kitap önerisinde bulunamamıştım. Çünkü Virginia Woolf'un Miss Dalloway'di galiba. O kitabını okumuştum ve şunu fark ettim. Bu benim Virginia Woolf'un okuduğum ilk kitabıydı. Ve çok tarzının bana uygun olmadığını fark ettim. Böyle bilinç akışı tekniğiyle yazıyor. Araştırabilirsiniz internetten. Ama hani beni çok içine almadı kitap. O yüzden de onu bir kitap önerisi olarak önermek istemedim. Ama bu ay Gabriel Garcia Marquez'dan Yüzyıllık Yalnızlık isimli kitabı okuyorum. Hatta neresindeyim? 168. sayfasındayım. Kitap 461 sayfa. Yani çok ince değil, çok kalın da değil bence. Bu kitap benim Gabriel Garcia Marquez'dan okuduğum ilk kitap. Biliyorum çok geç kaldım ama bundan sonra diğer kitaplarını kesinlikle okuyacağım. Çünkü benim çok sevdiğim bir tarzda yazıyor. İnanılmaz doğal, böyle bir cümleyle çok büyük şeyler söyleyen bir yazar. Yani bunu da okudukça biraz ne demek istediğimi anlayacaksınız ama çok ağdalı bir dili yok ki benim çok sevdiğim bir şeydir. Bu Yaşar Kemal gibi, hani İnce Mehmet mesela en sevdiğim kitaplardan biridir. Hiçbir şey demeden o kadar büyük olayları o kadar doğal bir üslupla anlatır ki o kitapta da, bu kitapta da hani siz böyle şaşırmamalıyım galiba buna filan gibi bir hisle okursunuz. O yüzden çok seviyorum bunu. Yani anlatımın çok yalın olması başka şeyleri derinleştiriyor diyebilirim bu kitapta. Kolombiyalı bir yazar. Zaten bu kitap Nobel ödülü almış. Yani çok hani bilinmeyen bir keşif değil ama dediğim gibi benim yeni tanıştığım bir yazar olduğu için dahil etmek istedim. Ve ben bunu tatilde başladım okumaya. Ve çok kısa sürede de bayağı ilerledim. Sanıyorum hani bir önümüzdeki bir iki haftada bu kitabı bitirmiş olurum. O zaman da yorumlarımdan bahsederim. Bir bakın derim siz de bu tarz yazarları, bu tarz hikayeleri seviyorsanız. Önereceğim son şey ise bir film. Zaten biliyorsunuz, beni takip ediyorsanız geçtiğimiz günlerde hayatımı en çok etkileyen 10 film isimli bir video yayınlamıştım. Eğer izlemediyseniz mutlaka linkini koyarım bir yere, izleyebilirsiniz oradan. Bu ay tavsiye edeceğim film ise Sing Street isimli film. Bu filmin yönetmeni John Carney. John Carney zaten böyle müzik içeren, müzikal demiyorum ama müzikle ilgili filmler yapmayı seviyor. Begin Again'i izlemediyseniz o da yine John Carney'nin yazıp yönettiğiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bunu onun yazıp yönettiğine eminim. Onu senaristinden çok emin olamadım. Bir filmdi. Keira Knightley ve Adam Levine'in oynadığı. Çok çok tatlı bir filmdi. Ben iki kez izledim. Ben böyle müzik içeren filmleri çok seviyorum. Mesela Music and Lyrics diye bir film vardı Drew Barrymore'un. Onu da çok severdim. Böyle insanların yazım aşamasını anlatan filmleri gerçekten çok seviyorum. Sing Street ise sevmemin bir sebebi bu. Diğer sebebi ise biraz kendimden bir şeyler bulmam. Ben hani ortaokuldan sonra hep bir şekilde müzikle ilgilendim ve müzik benim kendimi gösterme biçimim oldu. Bundan kastım bir enstrüman çalmam ya da şarkı söylemem asla değil. Çok yeteneksizim o konularda. Ama bir şekilde böyle bir grubun fanı oldum. Hep odamda bir posterler oldu filan. Bir de hardcore bir ergenlik yaşadığım düşünülürse. Buradaki ana karakterle o yüzden kendimi biraz benzeştirdim diyebiliriz. Filmin çok kısa konusundan bahsedeyim. İrlanda'da geçiyor, Dublin'de. İşte aile sorunlarından ötürü böyle Fransız okulundan alınıp devlet okuluna verilen ve inanılmaz acımasız bir ortama düşen bir baş kahramanımız var. Lisede kendisi. Bir kıza aşık oluyor. Daha doğrusu kızdan çok etkileniyor. Kız ise umurunda değil çocuk. Hani onun için bir hayalet adeta. Bu kızı etkilemek adına bir grup kuruyorlar. Yani bunun hikayesi. Dolayısıyla bol bol müzik içeriyor. Özellikle o dönemin rock'n'roll gruplarına ilginiz varsa işte The Jam, Duran Duran, The Cure gibi gruplardan bahsediyor film boyunca. Yani çokça seveceksinizdir bu filmi diye düşünüyorum. Eğer yaratıcı bir ürünün oluşum süreci gibi şeyler sizi etkiliyorsa, hani böyle heyecanlandırıyorsa bu bir müzik grubu olabilir, bu bir resim olabilir, bir kitap olabilir. Benim dediğim gibi çok etkiler böyle filmler. Bu filmi izlemenizi öneririm. Benim izlediğim filmler için de bu ay kesinlikle favorimdi Sing Street. Benim Ağustos ayı favorilerim bunlardı. Ve size bir haberim var. Makyaj koleksiyonun videosunda
makyaj koleksiyonumu temizleyeceğimden bahsetmiştim. Yani oldukça minimal bir hale getirmek istiyorum. Çünkü ihtiyacım olan başka ürünler var ama o kadar dolu görünüyor ki makyaj koleksiyonum gözüme, gidip başka bir ürün almak istemiyorum. Video sırasında bundan bahsettikten sonra Instagram'dan, Snapchat'ten, YouTube'dan birçok şu şekilde mesaj aldım. O ürüne lütfen atma, bir çekilişle ya da herhangi bir etkinlikle takipçilerine ver. Çok çok güzel bir öneriydi bence. Ben de bunu değerlendirmeye karar verdim. Dolayısıyla bu videoyla bir çekiliş yapacağım. Öncelikle size bir ürünleri göstereyim. İçinde maskeden, vücut yağından, saç spreyinden, göz kaleminden, ojeye bir sürü ürün var. Bunları tek tek tabii ki video sırasında anlatmayacağım. Ama bunları iki pakete böleceğim. Çünkü çok fazla ürün var bence bir kişi için. Ve iki kişiye gitmiş olacak ürünler. Peki çekilişe katılmak için ne yapacağız? Çok basit. Eğer kanala abone değilseniz kanala abone olduktan sonra bu videonun altına herhangi bir yorumda bulunabilirsiniz. Yani bana bir öneri olabilir, sevdiğiniz bir film olabilir, bu ürünler hakkında bir deneyiminiz vardır, onu paylaşmak istiyorsunuzdur, İstediğiniz yorum bırakabilirsiniz. Bu ürünlerin birçoğu benim saç tipime, cilt tipime uymadığı için, rengi bana uymadığı için ya da birkaç tane alıp daha diğerini bitiremediğim için sizlere hediye edeceğim ürünler olacak. Dediğim gibi bunları iki pakete böleceğim. Aşağıda detaylarını görebilirsiniz. İçindeki bütün ürünleri yazacağım. Çekiliş tam 15 Eylül'de sonuçlanacak. Lütfen o zamana kadar yorum yazmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.